Hayaletlere inanır mısınız? Ölülerin bedensiz olarak görünebileceğine. Kelimenin tam anlamıyla göze görünen hayallere. Bazen hayal ettiklerimiz o kadar büyük ve güzeldir ki sadece bu hayalin ihtişamına kapılıp gerçekte olanı göz ardı ederiz. Olanı değil, olasılığı gördüğümüzü unutursak da işte o zaman hayallerimiz beklediğimiz şekilde gerçekleşmediğinde ya da insanlar bu iş olmaz ya deyip kestirip attığında daha ortada hiçbir şey yokken hayal kırıklığı kaçınılmaz olur. Sen kendine ve kurduğun hayallere inandıkça olasılıkların gerçeğe dönüşmesi mümkün olur. Zihnimiz hayalle gerçeği ayırt edemediği için hayallerin ne kadar detaylı ve netse onların gerçekleşmesi için yapman gereken çalışma da o kadar kolaylaşır. Visualization, zihinsel imgeleme çalışmaları da bu şekilde işe yarıyor işte. Hayalindeki resim, durum, hal netleştikçe her şey mucizevi bir şekilde kendiliğindenmiş gibi akışa giriyor. Sen kendine ne kadar inansan da, henüz ortada kanıt yokken birilerinin sana ve hayallerini gerçekleştirebileceğine inanması zor. Kendini düşün. Karşındakini tanımıyorsan, beni tanımıyorsan, kim olursa olsun ona sadece kendine güvendiğin kadar güvenebilirsin arkadaşım. İnsan sadece kendine güvendiği kadar birine güvenebilir. Aldığın riskin düzeyi kendine güveninle orantılıdır. Kendine ve hayallerine o kadar inan ki. Her şey ama her şeyi yapmayı göze al. Kimseyi inandırmaya çalışmadıkça, senin kendine inancına, hayallerin uğruna yaptıklarına ve sonuçlarına bakıp sonunda sana inananlar, sen satış pazarlama yöntemleriyle ikna ettiğin için değil, kendileri seçtiği için gelir yanına. Sen kimsenin ardında değil, kendi yolunda yürüdükçe, arkandan takip edenler, arkadaşların, yanında yürüyenler, yandaşların. Bu lafı sevmedim. Bu güzel sözün anlamını yeniden içimize sinen hale getirene dek aynı yolda yan yana yürüdüğün yoldaşların olur. Peki sadece senin gördüğün o hayali gerçekleştiren nedir? Emek. Hayalin uğruna harcadığın emek. Hayalin uğrudur emek. Şans da cüret edeni, cesareti, gayreti sever. Peki emeklerin boşa gitsin ister misin? Yani salak değilsen tabii ki istemezsin. Peki ne yapmak gerek? Harcayacağın emeği ve harcadığın yeri doğru ölçmek. Yani plan. Planlı hayal hedeftir. Hedeflerse hayallerden çok daha gerçektir. Doğru planla yatırılan emek çok çalışmayla değil akıllı, verimli ve işlevsel yani gerçekten işe yarar olmana yarar. Çünkü sadece ilmek ilmek işlemek için emek harcamayacaksın gücünü biraz da saklayacaksın. Beklemediğin zamanlarda savaşman gerekecek. Senin hayallerini bazen sadece sen hayal ettiğin için. Destek yerine köstek olmaktan zevk aldıkları için. Sen hayal etmeye cüret ettiğin, kendileri hayal kuramadığında hayalleri hayalete çevirip öldürmek için, hayallerin içine etmek için didinen gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içindekiler olacak. Anladın mı? Söz verip, yemin edip, sana umut verip sözlerini tutmayacaklar. Neden biliyor musun? Sen kendi başına ne kadar yeterlisin gör diye. Tabi amaçları bu kadar iyi olmayacak. İşte onlar düşman değil, ders. Onlara rağmen değil, onların sınadığı inancınla, planlarınla, sınavların hepsinden geçecek kadar zeki, çevik ve ahlaklı olduğunda senin zaten bildiğini dünyada görebilecek. Kimseye ihtiyacın olmadığını ancak bir şeyi kendin yaptığında anlarsın ya. Sen imkansız denileni yaptığında da sana hep inanmış gibi yanında bitecekler. Kimseyi senin hayallerini seninle aynı anda göremedikleri için kınama. Bırak kendi hayallerini kuramayanlar da zamanı geldiğinde sana bakıp ilham alsın. Kıyamet kalk ayağa. Şevkle, zevkle, inançla çalışma zamanı. Çünkü hayallerindeki hayatı yaşamak için doğru insan sensin. Doğru plan senin. Doğru zaman şimdi değilse asla bu seçimi yaptıktan sonra başlıyor asıl oyun arkadaşım. Yol uzun, dersler çetin. Ama biz hayal ettiysek işte o gerçek. Ancak geri kalan herkes biz emeklerimizle inşa ettikçe görebilecek. Hepimize kolaylık ve keyif dilerim.